İşçiler sabah fabrikaya geldiklerinde gözlerine inanamadı çünkü patron kaçmıştı hem de maaşları ödemeden. Üstelik kaçırdığı makinaları da maaşını ödemediği o işçilere taşıtmıştı. Bir de gece 12'de çıktık. Gece 12'de evet, 12 mesaisindeydik yani. Onlardan hemen sonra patron da çıktı ama içeride ne varsa yanına alıp makineleri kamyona yükledi, köyü terk etti. İşçiler sabah mesai için fabrikaya geldiklerinde patronun kaçtığını öğrendi. Hiç tahmin etmedik. Yani şu an şoktayız zaten. Kastamonu İğdir'de yaşayan köylülerin geçim kapısı köylerindeki tekstil fabrikasıydı. Ancak patronları iddiaya göre iflas etti. Gece yarısı makinelerle birlikte kaçtı. Şu an 2 aylık bir maaşımız içeride. En son Kasım ayının maaşını aldık. Onu da parça parça verdiler. Tarminatlarımız var. Bir de geçen ayınki mesailerin eksiklikleri var. Bazı işçilerse daha kötü durumda. Alacakları sadece maaşlarıyla kısıtlı değil. İddiaya göre patron fabrikaya ait araçların mazotunu bile işçilere aldırdı. İndi o arabanın parası, mazotunu ben aldım. Tarafı dedi şu anda borcum var. İmzalı senet de var. Fabrikayı boşaltan patron makineleri de parasını ödemediği işçilere taşıttı. Dün gece 2'ye kadar yükleme yaptık. Gece yarısı biz gittik. Bizim arkamızdan da sen fabrikayı toparla git. Dün gece yükleme yaptıktan sonra sabaha karşı makinaları falan alıp hepsini alıp kaçmışlar. Patron ortalıkta yok. İşçilerse hem öfkeli hem de çaresiz. Hepsi alacaklarının ödenmesini bekliyor.